Merhaba sevgili Fegocular, South Park'ta Stick of Truth'la sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir haftadır video çekemedim. Şimdi tekrardan video çekmeye başladık. Bir önceki bölümde neler olmuştu ondan bahsedelim hızlı bir şekilde. Bir önceki bölümde Emo'ları bizim klanımıza katmak için görevlendirilmiştik. Ama Emo'lar onlar gibi olmadığımız için bizi kabul etmediler. Daha sonra yan görevleri yapmak için Lağım'a indik. Mr. Hank ile karşılaştık. Onun da çocukları kaybolmuş Lağım'da. Onun çocuklarını bulmak için bayağı dolaştık. En son 3 çocuğunu da bulmuştuk. Bir sürü evsizle savaşmıştık. Şimdi görevleri teslim etmeden önce penis faresini yenmemiz gerekiyor. Ne kadar garip bir hayvan ismi. İlk olarak şu parlayan duvar ilgimi çekiyor. Oraya giriyoruz. Çanta var. Çantadan eşyaları alıyorum. Daha sonra yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Mr. Anki'ye gideceğim. Görevleri vereceğim. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Şuradan aşağı iniyorum. İniyorum. Mr. Anki Reis'e gidelim. Yukarı çıkmıştık. Yukarıda yengeç insanlar vardı. Zararsızlarmış. Ve bize bir şey falan veriyorlarmış galiba. Ama şu an alamayacağım. Almayacağım. Mr. Anki'ye gidiyorum. Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. And I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Bay Hanki ve Bayan Hanki arkadaşımız oldu. Zaten çocukları da arkadaşımız olmuştu. Ayrıca Bay Hanki'yi artık savaşlarda kullanabiliyormuşuz. Güzel. Şimdi Lağım'da tek yapmam gereken şey penis faresini ortaya çıkarmak ve daha sonra Lağım'dan ayrılacağım arkadaşlar. Diğer görevlerle ilgileneceğim. Ana amacımız Emo çocukları klana katmak. Bakalım katabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şuradan geçemiyoruz. Arkadan geçiyorum hızlı bir şekilde. Buradan da geçtim. Aşağı iniyoruz sanırım. Aşağısı bir yere gitmiyor anlayacağınız. Yukarıdan gidelim. Yukarıdan nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum. Şuradan aşağı iniyorum. O en başa döndük. Yukarısı. Şuraya da bir göz atalım. Hemen yana yardırıyorum. Ve penis faresini bulabileceğimiz şey burası arkadaşlar. Penis faresi geldi. Oha cidden penis faresi. Yalnız cidden üstünde şey var. Cinsel organ. Oha. 1700 canı var. Yetenekler. Hainlik. Kan atalım. 2, 3. Kana. Abi çok kötü gözüküyor ama ya. Sıra sende Kenny. Kürklü dostlar. Gerçi bu çoklu vuruyor. Unicorn kullanmayı deneyeceğim. Bazen başarısız olabiliyorum. De. Hadi başarabilirim. Ve sol tık mı sağ tık mı? Sol tık. Ve başardım. Geber penis faresi. Evet kanadı. Cinsel sarılma yaptı bize ki işe yaramadı. Son bir hainlikle daha penis faresinin işini bitiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Sen öldün pislik. Ne penis faresini yendik. Evet. Penis faresini yendik. Jimbo amcanın görevlerini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Penis faresinin çıktığı yerde bir şey var mı ona bakıyorum. Bayan Hanki'den mesajımız var ne demiş? Hey, eğer hap satıyorsan beni bilgilendir. Çeşidi umurumda değil. Evet. Bay Hanki kendisine garip bir kız bulmuş. Thank you.
Evet. Bu ne ya? Garip grup bir parça var. Şu muhtarın mekanı neredeydi? Onu da bilmiyorum. Sağa yardıralım. Sola yardıralım. Bazen solla sağ karıştırdığım oluyor. Hey Big Nose, you should consider having some work done. Sensin koca burunlu oç. Benim bir öğretmenim beni öyle sinir etmişti. Koca burunlu falan diyordu. Belki öyleyimdir her neyse. Kişisel özelliklerimizi değiştiremiyoruz. Posta ofisi. O lağıma bir daha girmeyeceğiz diye umut ediyorum. Ve şehir Oh, you merkezi. want some of this? Allah belanızı versin ya. Of. Sizinle hiç uğraşamam. Muhtarın yanına gidiyorum. Ve görevi teslim edeceğim. Evsizlerin işini bitirdik. Yan görevler bence eğlenceli ya. Muhtarla konuşuyorum. Sağ ol çocuk. South Park evsizlere yaptığın yardımlar için... South Park evsizlere... Ha. Öldürmüşler ya burada çeviriyi. Veya ben yanlış okudum. Burada alabileceğimiz bir şey var mı ya? Muhtarın şeyini soyalım. Soyabileceğimiz bir şey yok. Zaten önceden soymuşum. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi sağa doğru yardıracağım. Acaba Rakuna'dan falan var mı? Cartman'ın böyle kılık değiştirdiği süper kahraman olduğu bir şey vardı. Belki olabilir, bilmiyorum. İlerliyoruz. Uzay gemisi falan düştü. Uzay gemisi de bayağı uğraştırmıştı bizi ya vallahi. Şimdi pembe binaya gireceğim. Seya. Vay be, kırıp girme, bu harikaydı. Douglas'la arkadaş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra dışarı çıkıyoruz. Daha tabi girilecek bir sürü yerler vardır. Böyle küçük alınacak eşyalar vardır. Ben onlarla uğraşmayacağım. O minik eşyalarla zaman kaybı yaşamayacağım. İlerlemeye devam edeceğim. Şimdi Bay Köle'nin yanına gidip Bay Köle'yi yenileyeceğiz. Yani Bay Köle'yi kullanmamız için. Uyku düzenim zaten pert oluyor Eskişehir'de. İlerleyelim bakalım. Bay Köle ile konuşalım. Daha sonra Bay Köle'yi alalım. Çünkü o şey samınlama skilleri iyi işe yarıyor. Her yerde uzaylı gemisi parçaları var. Bay Köle ile konuşacağım şimdi. Hey new kid. Hey I've got a yeni çocuk, little kışıma project birilerini for koyman için you, bana but ihtiyacın nobody olsa has. biraz boş zamanım var. Deri kırbacı aldık. Bay Köle'yi tekrardan çağırabiliriz. Şimdi arkadaşlar Bay Köle'yi de tekrardan aldığımıza göre buradan rahatlıkla çıkabiliriz. Ne yapacağız? Şimdi Yus Storitz'in önüne gideceğiz. Bir tane büyük bir depo veya market tarzı bir şey vardı. Oraya bir gidelim. O ne taraftaydı? Hatırlayamıyorum ama geriden gidelim ya. Bakalım nelerle karşılaşacağız bugün. Parkta anaokulu çocuklarını falan bulmuş. Burada Ike da var. Ike'la ne yapacağız bilmiyorum. Takılmalıyız. Takılmayacağız. Belediye başkanından mesajım var. Ne demiş? Nabız yoklaması. Belediye meclisini bozma fikri hakkında ne düşünürdünüz? Defol git kadın ya. Vallahi salak salak konuşuyorum. Yustorit nerede? Hemen şurada. Şuradan yardırıyorum. Elfler. Defol git oç. Yustorit'in önüne geldik arkadaşlar. Burada iki dilenciden bir şeyler alacağız. O da emo kıyafetleri olacak. Bay Hanki'den de mesajımız var. Ne haber? Noel'in köşenin civarında olduğunu unutma. Noel Baba ve 24 kişi bunu beğendi. Noel Baba'dan kirli konuştuğumda aleti yumuşamayacak bir koca istiyorum. Tatlım, bunun hakkında konuştuk. İğrenç bir şeyler söyledin. En azından dönüyor. Burada deneyen tek kişi benim. Evet, herkes sinirli ve atarlı. Sana iyi bir fiyat veririm. Bana emo şeyleri ver ki şu görevi rahatlıkla yapayım. Araç gereçte mi? Gotik kıyafeti aldım. Gotik eldivenleri aldım. Ve gotik şapkası aldım. Şimdi.
Gotik şapkası. Aslında şu an giymeme gerek var mı? Yok. Uber Fight dönmeyecek. Emo'ların yanına gitmeden önce giyerim. Emo gibi dolaşmayı sevmiyorum. Almamız gereken şeylerden biri de Twig kahveden bir tane özel bir şey alacağız. Emo'larla ilgili bir şey. Oraya da giriyorum. Emo veya Apache veya her neyse bizim için hepsi aynı şey. Umurumda değil, hepsi bot ya. Abiyle konuşuyoruz. Tamam reis. Koyu kahve alıyorum. Kapat diyorum. Daha da bir şey almamıza gerek yok. Kahveyi de bulduk. Şimdi buradan çıkıyorum. Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight. But I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just Şimdi arkadaşlar, boş yere dövüşmemize gerek yok. Elf kralı bizi görmek istemiş. Bakalım neden görmek istemiş? Gidelim. Elflerle git. You chose wisely, new kid. Come with us. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Oha! I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. What the fuck? Dur 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 dur. Olaylara bak. Elfler düşünüyor ki Cartman çubuğu kendisi için saklamış olabilir. Bence gayet mantıklı düşünüyorlar. Cartman'dan bu beklenir. Cartman'ın nasıl biri olduğunu biliyoruz. Elfler de bize diyor ki Emo'ları al bize getir diyorlar. Öyle yapmalı mıyız bilmiyorum. Ama şu an elfler için de çalışıyoruz aynı zamanda. Ve bu arada Kyle ve Sten'i gördük. Jimmy de burada. Artık Jimmy ve Sen bizim arkadaşımız, onları savaşta kullanabiliriz. Konuşacağım. Hepsi kayboldu. Kişilerim, haritalarım, arkadaş listem. Hepsini Gulyabani aldı. Onun ruhu yok. iPhone'umu almak için Gulyabani ile savaşmama yardım edecek misin? Belki de gönülmesi gereken sensin. Pekala, bitirelim şunu. Evet, kadın Gulyabani diye bir yan görev açıldı. Ozan'la konuşuyoruz. Hepsinin flütü varmış ha. Hepsinin flütü varmış. My Facebook says the rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Evet. Ozan'dan da görev aldık. Flütü benim için bir flüt bul diyor. Onun için de çiftliğe git diyor. Yan görevlerle tabii ki uğraşacağız arkadaşlar ki diğer insanları memnun edelim. Kralla da bir konuşalım bakalım neler oluyormuş. Don't let Cartman use you. Cartman'ın seni kullanmasına izin verme diyor. Daha neler var? Kralımız sana güveniyor. Olabilir ama ben sana güvenmiyorum diyor. Evet. Timmy arkadaşımız oldu çünkü bütün bayrakları tamamladık arkadaşlar. Çocukla konuşalım. Humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Şimdi dengeyi eski haline getir diye bir görev var. Banner denilen o bayrak tarzı şeyler var. Onları yok edeceğiz. Bir sürü görev açıldı arkadaşlar. Jimmy de arkadaşımız oldu. Jimmy'yi çok seviyorum ya. Yetenekler. Yeni bir yetenek açabilirim. Koku bombası. Koku bombasına şu an gerek yok. İnfaz, avanak, avanağı da bir kademe yükselteyim. Onun dışında bir şey yükseltmeyeceğim. Başka neler var diye bakıyorum, inceliyorum arkadaşlar. Biraz zaman kaybıymış gibi gözükebilir ama bilmiyorum, ben böyle dolaşmayı falan seviyorum. Yukarıda çadır tarzı bir şey var. Çadırda sandık var. Saçma saçma itemler var.
Hile yok insan. Yukarı çıkıyorum. Elf krallığı. Burası daha güzelmiş ya. Cartman'ın ülkesi biraz daha dandikti sanki. Onun dışında herhangi görev alabileceğim veya eşya bulabileceğim bir şey yok burada sanırım. Eşya satıyorlar mı burada ya? Elf kralının bir müttefiği benim de müttefiğimdir ve dükkanım sana açık. Ya bir şey almayacağım ya. Jason da arkadaşımız oldu. Vay be, ama savaşta Ozan ve diğer elemanı Sten'i kullanmam güzel olacak. Şimdi Elf krallığından çıkıyorum arkadaşlar. Elf krallığında yapacağım başka bir işim yok. Abi neden herkes krallıklarını arka bahçeye kuruyor? Ve bu arada şey bizimle. Jimmy. Kimin evindeyiz? Kyle'ın evindeyiz sanırım. Çünkü kral o. Evet, bir sürü gereksiz eşya var, onları toplayalım. Buzdolabını açtım mı alamıyorum. Envanterim dolmuş, depolamak için de üşeniyorum arkadaşlar. Yani zaten gereksiz eşyalar, işte cana falan ihtiyacım olduğu zaman alırım ya. Her yeri dolaşalım o zaman. Evet, Kyle'ın dolabı. Çocuk Yahudi, Cartman'da Yahudilerden nefret ediyor. Okey. Evet, 5 tane kilot bulduk oyunda. Ne olacak bilmiyorum. Sadece 5 tane bulduk. Einstein'ın resmi falan var. Buralarda da hiçbir şey yok. Odasından çıkıyorum. Burada ne var? Yahudi bilmem nesi falan var. Annesinin babasının odasına. Ya milletin mahrem yerlerine neden giriyoruz? Evet, bunların garaj anahtarını da aldık. Onun dışında herhangi bir şey yok ya burada. Tuvalete girip sıçmayacağım. Bu sefer su faturası da girmesin. Zaten pek de zengin bir aile değil. Ya Kyle'ın saçları neden o kadar kötü? Ben onu anlamış değilim ya. Evet, Kyle'ın evinden çıkıyoruz. Babasıyla konuşalım, kanka olalım. Yeni Taco Bell'ı hala görmedim mi? Mükemmel. Daha önce arkadaş olmuşum babasıyla. Garajlarını açıyorum. Şurada bir Chim Pokemon var. Squirtle'a benzeyen bir şey. Stigmata. Kocaman bir sandık, mıknatıs falan bir şeyler varmış. Yamaları halen daha kullanmış değilim. Çok herhalde bu en önemli boss fight'tan önce falan kullanırım. Evet arkadaşlar, şimdi Sten'in evine uğrayacağım. Sten'in evinde ne yapacağım? Gulyabani ile savaşacağım. Gulyabani'nin işini bitirmem lazım. Sten bunu istedi benden. Bakalım Gulyabani kimmiş neymiş, bir onunla savaşalım. Mini bir boss fight. Gulyabani kendisine gelsin. Gulyabani kim olduğunu göreceksiniz. Büyük ihtimal tahmin ediyorsunuz. Stanley'nin evindeki birisi ve odası hemen şurada. Sen kimsin lan? Seni öldüreceğim bu herif. Ki şu an neden bununla savaşamadık? Yanımızda Stan olması lazım. Topluluk. Stan'ı alıyorum. Arkadaş ayarla diyorum. Tamam. Hoş geldin Stan. You little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both. Ah! Evet, ablası iPhone'unu almış ve şu an onunla savaşacağız. Yetenekler. Avanak yapayım mı? Belki iPhone'u direkt çalarız. Evet. Oh, Stan'a bağışık. Mana iksiri çarptım. Sıra sende. Oh, bunun yeteneklerini merak ediyorum. Ölüm için işaretli ne ya? Yetenekler, güç diski. Stan hedefe ölümcül disk fırlatır. Disk rastgele hedefleri bağlayabilir. Stan birkaç hedefe vuracak dönen kılıç sağlar. Ya toplu vuran şeyler. Ölüm için işareti kullanıyorum. Öldür. Savunması düştü. Güzel yetenekmiş, sevdim. O zaman güç diski yapalım. AD tuşlarını arka arkaya bas. Güzel. Regular öfkesi. Aa, kanlı kanlı vuruyor bize. Oha ya, sağlam vurdu. Yetenekler. Ne yapıyorum? Hainlik yapıyorum Gulyabani'ye. 1 2 3. Bence ölmelisin. Zaten kanıyorsun, iğrençsin. Bir yetenek daha yapabilir miyim? Hortum yarası. Sol tık arka arkaya bas. Daha sonra görünce sağ tıkla. Hadi hadi evlat hadi. Güzel, sağlam vurdu. Kanıyor. Kızlık bombası.
Yetenekler, bir hainlik daha yapıyorum Gulyabani'ye. Küçükken Gulyabani vardı, ben korkuyordum ondan böyle televizyonda. Bin küsür vurdum. Sen bence pot kullanmalısın dostum. Vay be, elfler için de çalışıyoruz. Ben daha kötü, bana daha kötü davranacaklarını beklerdim, davranmadılar. Sağlık iksiri kullan dostum. Gel bakalım aptal kız. Normal vuruş yapacağım. Aa, çok az vurdu ama. Kızıl ölüm. Tam bir... Ya vurma aç! Tam Gulyabani ya. Yeteneğim kalmadı. Ben de ne yapsam? Belki yakarım onu ya. Bir de ateşten hasar alsın oç. Of ya, çok az vuruyoruz. Ölüm için işaretli yapıyorum tekrardan. Savunmasını düşürdük. Yetenekler. Hayır, normal saldırı yapacağım sanırım. Ya sen ne biçim bir kızsın mutant? Büyü yapamıyorum. Maddelerden ne kullanacağım? Mana iksiri mi kullansam? Yok ya, sağlık iksiri kullanıyorum bir tane daha. Bu kız cidden güçlüymüş arkadaşlar. Bilseydim davet kullanırdım ama canını bu kadar azalttık. Şimdi pes etmek olmaz. Atık sopasıyla saldıracağım. 1 2 İğrendin oç. Sıra sende Stan. Yetenek kullanamıyorsun. Kılıcınla saldır. Stan süpermiş ya. Stan'i çok sevdim. Kızlık bombası. Stan öldü ya. Tekrardan atık sopasıyla saldırıyorum. 200 küsür vurduk. Kızıl ölüm. Savunmamızı düşürüyor ama bu ya. Vurma lan. O zaman son bir hainlikle senin işini bitireceğim gerizekalı kahpe. Kusura bakma Stan, kardeşine küfür ettim ama hak etti. 1200 vurduk. İki kardeşin ölümü. Take my iPhone again and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Evet arkadaşlar, Stan'ın ablasını yendik. Tekrardan yukarı çıkıp onunla konuşmayı deneyeceğim. Belki o da arkadaşımız olur, belki. İyi birisi değil ama en azından deneyelim. Abi, adam yanımızda bize neden mesaj atıyor? Bu nasıl bir trollük? Tekrardan bir ablasıyla konuşmayı deneyeceğim. Selam. Hala şerefsizin tekisin ama en azından karı gibi vurmuyorsun. 70 arkadaşımız olduğu için ikramiye açıldı. Güzel. Shelly Marsh ve Stan Marsh'ı arkadaş olarak aldık. Yetenekler, ikramiyeler. Alay ederek düşmanları kızdırır ve fazladan hasar verir. Ayrıca daha az hasar alır. Gıcı alabiliriz. Al gitsin ya. Evet. Şimdi Stan'ın evinden çıkıyorum. Oyun bahçesine gideceğiz arkadaşlar. Oyun bahçesinde potanın önünden bir şey yapacağız. Şuradan da bir kurtulalım. Burası bizim ev ya. O zaman sağ tarafa gideceğiz. Oo, benim de bazen kafam karışıyor. Bugün çok kafam karıştı bu bölümde. Bir de uykusuzluğun verdiği yan etki var. Ondan da kafam karışıyor. Bu bölümde yine yan görevler falan yaptık. Ya South Park'ın bazı bölümlerinde böyle oluyor. Yan görevlerle falan uğraşırken bölüm bitiyor. Ama olsun. Şuradan gidebiliyor muyuz? Ahoy, Maplebeard. Şimdi burada pota var. Onu kırdık. Bir tane potayı yok ettik. Çocuk parkı afişini yok ettik arkadaşlar. Şimdi Bay Köle'nin evinin önüne gideceğiz. Bay Köle'nin evinin orada da bir tane bayrak varmış. Şu görevi de tamamlayalım. Görevi tamamlayınca XP veriyor mu? Onu da bilmiyorum. Galiba veriyor. Evet. Bay Köle'nin evinin önündeki bayrağı da yok ettik. Diğerlerini de yok edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, gitmemiz gereken şey yer çiftlik. Çiftlikte ne yapacağız? Çiftlikte hatırlarsanız bize şey demişti. Jimmy.
Orada şeyler var demişti. Neydi onun adı? Flüt olayı falan varmış. Ona flüt bulacağız. Evsizin önünden geçiyorum. Sen ne mesaj atıyorsun ya? Spamlıyor adam ya. Böyle çok rahatsız eden insanlardan biri. Ama sevmiştim. Şimdi topluluk Jimmy'yi alacağım yanıma. İnsan şeyleri almayayım. Yeni adamları deneyeyim. Arkadaş ayarla. Bard'ları seviyorum ya. FRP oynarken falan da hep Bard oynarım. Hep değil de bir kere oynadım şarkılarını. Şimdik. Oh boy, the cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Of enchanted. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of Sus artık. Yeah, well, only problem is the flute's in the barn and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Evet, ahırın anahtarını aldık. Şimdi Nazi zombi ineklerini yok edeceğiz. Almanca konuşan sığır. Olaya bak abi. Ahır anahtarını kullanıyoruz. Ahırın içine giriyoruz arkadaşlar. Olaya bak ya. Nazi ineği nedir abi? Nazi ineği nedir ya? Koku bombası mı yapsam? Herkese vuruyor zaten. Bağışık diyordu. Ah lanet olsun. İğrenmiyor bunlar. Mallık yarattım ya. Sıra sende dostum. Yetenekler. Buff şarkısı. Jimmy düşmanı zayıflatan ama grubu güçlendiren bir şarkı söyler. Jimmy düşmanlar hasarlanana kadar doğal olarak uyanana kadar sıraların gelmesinden yanıp düşmanları uçacak şarkı söyler. Herhalde buna bağışık değilsinizdir. Şunları bir uyutalım. Harbi Almanca konuşuyor lan bunlar. Gösterilen tuşlara bas. Hadi belki başarabilirim. Evet. İnekler uyudu, yaşasın. Çok güzel bir skillmiş. Şimdi ben yeteneklerimden ne kullanacağım? Hainlik kullanacağım. Şu... Oh! Almanca konuşan inek mi olur ya? 1, 2, 3. Birinin çok az canı kaldı. Sıra sende dostum. Arbaletle şu ineğin işini bitir. Evet, ineklerden biri öldü. Şimdi diğerleri geliyor. Ne yapıyorsun lan? Oğlum manyak mısınız siz? Kendini patlatıyor oğlum bunlar. La öleceğiz öleceğiz. Oç. Oğlum bu inekler manyak lan. Tövbe tövbe. Ama komiklerdi. Sevdim. Adolf Hitler bilmiyorum ya, komik. Eskiden severdim. Evet, şimdi yukarı çıkacağız. Şu kutuyu alamıyormuşuz. Ben bayağı inceledim. Alınmıyormuş. Şimdi arkadaşlar osurarak ilk olarak bir şunu devirelim de. O işe yaramıyor. O zaman ejderha çığlığı yapıyorum. Neden herkes gülüyor? Gerçekte yapsak küfür... Özür dilerim. Tamam. Of, neden insanlar beni spamlıyor ya? Flütü bulduk arkadaşlar. Şimdi çiftlik görevlisinin yanına gidip işimizi halledelim. Ahırdan çıkalım. Ama inekler süperdi ya. Seya abi. Hey, you did it. You elves were pretty all right. Did you I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before.
Well, you earned it. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Evet, Jimmy artık arkadaşımız oldu. Büyülü şarkılar görevini tamamladık. Bu bölümde neler yaptık? Mr. Anki'nin görevini tamamen tamamladık. Evsizler için muhtarın yanına gittik. Daha sonra elflerle haşır neşir olduk. Emo görevinin bir kısmını yaptık. Stan ve Jimmy'nin mini görevlerini yaparak onlarla arkadaş olduk arkadaşlar. Bu bölümde daha fazla bir şey yapmayacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve bölümü sevdiyseniz bir like atabilirsiniz.